Sevgili izleyenler, bir taksinin içinde bir cinayet işlendi. İzmir'de adresi hepimizin yüreğini yaktı. Masum gibi görünen ama aslında hiç öyle olmayan Cani, genç bir arkadaşımız. Yeminde o taksiye, yolcuymuş gibi. Hatta taksi şoförüyle diyalogları gayet samimi. Yolculuğu bittiğinde sanki parasını verecekmiş gibi elini cebine attı. Silahıyla taksiciyi katletti. Bu görüntüler canımızı yaktı. Sosyal medyada da yayıldı. İzmir ayağa kalktı. Taksiciler tedirgin oldu. Sevgili izleyenler, o Cani, ismi Delil Aysal. Akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürmüştü. Hakkında hazırlanan raporsa tam tersini söylüyor sevgili izleyenler. İddia ettiği gibi bir rahatsızlığı yok bu çocuğun. Cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı. 121 yazmış. Vurdu, önce inkar etti, ardından vurdum ama psikolojik sorunlarım var dedi. Taksici katili Delil Aysal'ın cezai ehliyeti tam çıktı. Ya bazı insanlara güvenmeyeceksin. 31 Ocak'ta İzmir Gazi Emir'de taksici Oğuz Erge'nin aracına bindi. Yüzü maskeli, hava soğuktu. Erge iyi niyetli davranmış, aracını almıştı. Vallahi kardeş, bu da spor salonu. Beni bu yollardan yoldurlar. Vallahi sen yanlış geldin abim. Gazi Emir Belediyesi mi? He, öyle olması ya. Abim bizim burada ne işimiz var? İki çocuk babası adamı katleden Aysal olay yerinden kaçtı ancak çok geçmeden yakalandı. Vuruldun mu? Bilmiyorum. Ağrıyor mu yerin, acıyor mu? Evet. İlk duruşmada araca cinayet işlemek için binmediğini söyledi. O gece evden intihar etmek için çıkmıştım dedi. Ya bazı insanlara güvenmeyeceksin. Müebbet hapis cezasıyla yargılanan Aysal hakkında cezai ehliyet raporu istenmişti. O rapor mahkemeye ulaştı. Raporda Aysal'ın işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür denildi. 121 yazmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingdeki konuşmalarına bakalım. Geride bıraktığımız gün Kütahya mitinginde ekonomi ağırlıklı bir konuşmayla çıktı kürsüye. Mesajlarını emekli aylıkları ve enflasyon üzerinden paylaştı. Seyyanen zammın yarattığı adaletsizliğin farkında olduklarını vurguladı. Maaşların artması için çaba harcadıklarını da söyledi. Yarınımız bugünümüzden iyi olacak ifadesini kullandı. Peki Erdoğan Kütahya'da başka neler söyledi? An beyan ekranda. Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin de farkındayız. Emekli aylıklarına ilişkin tartışmalara yanıt verdi, öz eleştiri yaptı. Sorunların farkında olduklarının altını çizdi. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya'daydı. AK Parti mitinginde konuşmasının büyük bölümünü ekonomiye ayırdı. Özellikle de emekliler üzerinden verdi mesajlarını. Seyyanen zam söylentilerine tepki gösterdi. Şimdi birileri çıkıyor, seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Ülkemizde tek çivi çakmasak bu gideri karşılamaya yetmiyor. Orta vadeli programı işaret etti Cumhurbaşkanı. Vatandaştan biraz daha sabır istedi. Bu yıl sonundan itibaren programın olumlu sonuçlarını görmeye başlayacağız. Ortaya çıkan kazançtan emeklilerimiz de istifade edecek. Türkiye'nin son 21 yılı ondan önceki dönemlerinden çok çok iyiydi. İnşallah yarınlarımız da bugünümüzden daha iyi olacak. Sonrasında Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları açılış törenine katıldı Erdoğan. Konuşmasında yatırım ve istihdam vurgusu yaptı. Türkiye yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümek mecburiyetindedir. Makro dengelerle ilgili sorunlarımızı büyümeyi sürdürerek çözeceğiz.